Arkadaşlar hepinize merhabalar. Malum düğüne 2 hafta kaldı. Bugün Amine, Hafsa'ya ve kendime elbise bakmaya geldim Münevver'le. Ama ilk önce Amine... Arkadaşlar hello'ymuş. İlk Amine'ye bakacağız baba. Bakalım. Arkadaşlar şu an Civin'e geldik. Amine biliyorsunuz geçen çok ağlamıştı. Böyle uzun elbise istiyordu. Amine'de giyindim. Teyzenin düğününde giyinebilecek misin bunu? Hayır. Nasıl giyinebileceğim peki? Bu çok uzun değil mi sana? Bak bakayım. He? Başka deneyelim mi Hafsa? Böyle gezecek. Topuklu ayakkabı var mıdır buna göre birazcık? Yok, yavaş. Elini tutman lazım. Bak yürüyemiyorsun. Öbürkünlerden deneyelim mi? Yürüyemezsin. Gel kısa bir tık başka deneyelim. Tamam, kısacık. Dur ayakkabı var mı? Gel bakayım bir topuklu ayakkabı. Amine gel buraya, buraya gel. İşte yürüyemiyorsun bebeğim. Bak şundan tutman gerek. Şundan tut. Bak burada. Şuradan tuttur. Heh, tamam. Onu da bırak. Kuğu gibi olmadı mı? Bakıyor güzel musun? Çok güzel oldu. Arkadaşlar 6 yaş. Ne oldu? Onu boş ver. Gel otur bak. Otur oraya prenses. Otur oraya. Tamam bekle. Demek prensesler bunu giyer he? Sen nereden gördün bu prenses mevzusunu? Bize dedi. Tabii ki çizgi filmlerden ha. Nasıl yapacağız onu derken. Neyse şimdilik böyle yapayım. Annem. Hı. Çıkar. Büyük geldi ama. Büyük geldi anneye. Yürüyemezsin ki onlarla ama. Yok ben bunu almayacağım da. Büyüğü fark ediyor mu diye bakıyorum. Gezmek ister misin bunlarla? Evet. Bin bakalım. Ben sana böyle alacağım ama senin yaşını alacağım. Geç bakayım bir. Anne bağla. Seni bağla. Bebeğim buradan bak şuradan. Arkadaşlar Civil'e girdik. Oradan 6-7 yaştan başlıyor. Böyle gelinlik tarzı tarla tanımlar. Ama maalesef oradan alamadık. Yani çok pahalı 366 TL. Alırsa zaten 6-7 yaş alacaktık. Ama bir dedik bakalım İzmit'te şu an Fethiye Caddesi'ndeyiz. Belki buluruz. Hadi gel kızım. Amine de şu an her yere bakıyor. Her oyuncağa dalıyor şu an. Bunları da koyuyorlar ki çocuklar hep baksın alsın yani. Arkadaşlar Amine şu an bütün altınları inceliyor. Var herhalde. Bu kadınların altın sevgisi küçükten başlıyor herhalde. Anneciğim hadi gidelim mi? Hadi sana elbise bakacağız daha. Haydi. Arkadaşlar Amine dön bakayım bir de. Bir de şöyle bir elbise baktık. Şöyle. Bu da çok güzel oldu. Bu 5 yaş. Yaşı küçük. Tam Amine'ye göre oldu. Münevver şimdi altına böyle biraz hafif şöyle kalın topuklu bir ayakkabı almaya gidiyor Amine'ye. Giyince bakalım bir de şöyle bir mor elbise var. Hep mor elbise istiyordu ama bunu görünce unuttu hepsini. Evet arkadaşlar şimdi buna karar verdik. Bunu alıyoruz. Islak mendil istiyorsun. Evet. Prenses buyurun. Buyurun. Kendisi de güzel sıkınca ben müzik koyarım ona. Yere değmediği için verdim ben ama. Evet. Vallahi bilmiyorum daha çok hoşuma gitti ya. İnme sakın oraya. Arkadaşlar şöyle güzel bir yere geldik. Münevver şöyle banyo seti aldı. Ben de 2 tane kaşık aldım Amine'ye. Oyuncak dolabı için. Benim kız da şuraya girdi. Şimdi Münevver'i bekliyorum da. Sonra yemek yemeye geçeceğiz. Amine hamburger istiyor. Ben de ne üzüldüm. Hamburger yiyeceğiz diye. Evet. Münevver'in eksikleri bitmiyordu. Şu an aksesuar alıyor.
Münevver Hanım. Ben de Münevver'e bir tane şöyle şey aldım, hediye. Şurada gördüğünüz kahveyini sunumluk iki katlı raf aldım. Sonra Amine'ye verdirdim. Amine çantanını göster annem. Yere koyma çantanı. Amine de bunları aldı. Gördünüz mü? Annem. Çanta çantan boş mu kalsın? O orada kalıyor. O çantanın altı. Hayır. Amine'de bunu. Peki. Amine de çantanın altını istemiyormuş. Arkadaşlar hazır gelmiş. Dedim düğün için bir elbise bakayım. En uygunu 1200 liraydı. Vazgeçtim. İnternetten almayı planlıyorum. Çünkü çok çok aşırı pahalı caddelerde, bilmiyorum ya. Yani yemin ediyorum 1200 lira bir elbiseye verirsem 1200 gece uyuyamam. Uyuyamam. Aa, teşekkür ederim anneciğim gösterdiğin için. Evet arkadaşlar, Fevziye'nin önünden geçiyoruz şimdi. Amine var bu tarafta. Amine koşturuyor. Kızım. Evet. Çok koşturma. Teyze diye bağırıyor. Şu an otobüse giderken uyuyakalacak abine. Böyle her yer yapılıyor şu an. Normalde eskiden burada araba geçiyordu bu eski tren yolunda. Şu an o şeyi kaldırmışlar arkadaşlar. Yol girişatını kaldırmışlar. Ben de bayağıdır gelmemiştim. İnanın sizle beraber işte geziyoruz zaten, görüyorsunuz. Şimdi gördüm, böyle daha güzel olmuş. İnsanların oturabileceği, yürüyebileceği. Amine araba geliyor. Bekle. Teyze ile beraber. Böyle tek gece şık bir yol oldu. Ellerimiz böyle dolu. Benimkiler hafif tabii ama Münevver'in gel daha ağır. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Cadde boyu yiyecek yerler işte. Bir alışveriş merkezleri var. Evet arkadaşlar, İzmit'in meşhur halk evi. Tramvay geçiyor. Çok güzel bir görüntü. Bakar mısınız? Geçemedi çünkü insan oluyor. Neyse arkadaşlar, vallahi çok yorucu bir gündü benim için. Yarın okul var. Ama en azından Amine'nin elbiselerini almış oldum. Bu arada Amine'nin elbisesine 250, ayakkabısına 140 TL para ödedik. Maalesef bayağı bir pahalıydı. Daha sıra bize gelmedi. Ya. Ama çok istiyordu prenses elbisesini, biliyorsunuz. Nişanlanırken hatırlarsınız videoda, çok aramıştı, çok istemişti böyle bir elbise ve bulamamıştık, çok ağlamıştı uzun elbise caddede. Amineciğim dur bir dakika, tramvay gelsin, tramvay gelsin. Bekledim, bekledim. Bekledin, bekledin mi? Hadi araba geliyor. Geç, 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 sen geç. Dur. Ben seni koruyorum. Tamam annem, geçer misin teyzenin yanına? Evet. Amine ile kavgalı dövüşüyorlar da gidiyoruz. Ne yapalım? Çok uykusu geldi şu an. Gerçekten harika uykusu var. Yani şu an onun erken uyuyacak olmasının sevinci var içerimde. Çok acayip yoruldu. Her yeri keşfediyor. Yeşil ışık. Yeşil ışık. Hadi gel. Bak teyzen gidiyor. İzmit'in pişmaniyesi meşhur. Her yerde pişmaniye çeşitleri var. Şöyle halk evi büfesi. Hayat nasıl akıyor görüyorsunuz. Herkesin bir telaşesi var, koşturmacası var. Herkes bir yerlere gidiyor. Eskiden burada farklı şeyler vardı. Balık hali gibi bir şey vardı. Kalabalık balık şeyi. Arkadaşlar neşlandırıyı şey satıyordu, bir şeyler. Böyle farkındalık oluşturmak için sosyal medyada bir isim vardı. Çok hatırlayamıyorum ama bu tarz yardımlar yapıyor sosyal medya hesaplarında. Ondan sonra bakıyorsun ki aslında insanlar gerçekten muhtaçlar, ihtiyaç sahibiler. Sırf o yüzden kıyıda köşede işte ne bileyim peçi selpak satıyor, işte yara bandı satıyor. Ben de şimdi yara bandı aldım. Bir tane aldım ama dedim amcam bekliyor demek ki, belli ki ihtiyacı var. Öyle yani. Bilmiyorum. Böyle bir şeyler sattıkları zaman ben alıyorum. Dilenmedikleri zaman yani. Onun dışında eğer birisi dileniyorsa ona yardım etmiyorum. Hani tabii kötü olarak addedilmesin bu ama her zaman bir şeyim var. İhtiyaç sahibi mendil de satar, ekmeğini çıkartır. Simit de satar, ekmeğini çıkartır.
Ben bu şekilde düşünüyorum. Bundan dolayı da köşelerde bir şeyler satanlara mutlaka yardım ediyorum. Evet. Bizden bu kadar arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Eve gidince Amine'ye bakalım uyumazsa giydireceğim elbisesini.